başlayacağız. Evet, sevgili hocam, markalar sahnesinde sporu konuşuyor olmak gerçekten çok büyük keyif veriyor bana. Tabii sevgili Pelin Hanım sayesinde spor ve marka ilişkisini bu ortamda konuşma şansı bulduk. Bugün tabii ilk olarak Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, ondan sonra bir kere onu büyük bir özlemle aradığımızı ve andığımızı söylemek istiyorum. Çok ilginç, 2017 yılında yine 10 Kasım'da sizinle beraber bu sahnede yine yer almıştık. O anlamda bu da çok ilginç. Ben şöyle başlıyorum. Resetlemek, yani sıfırlamak kurgusuyla yapılan bir konferans serisi burası. Eski iş yapış biçimlerini, bakış açılarını, ön yargıları değiştirip yeni bir bakış açısıyla iş yaşantısına, hayata bakıyor olmak. Bence sizin görüşünüzü almak istediğim konu, futbolda da böyle bir resetleme ihtiyacı var mı sizce? Öncelikle herkese günaydın diyorum. Bütün konuklara saygılarımı sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünü anıyoruz. Böyle güzel bir günde büyük bir lideri, dünya liderini anmak, ölümün yılına bakarsak insan ömrünün bir yaş daha, yani bir insan ömrü kadar da geçen sürede yeni doğmuş gibi hissetmek başka bir duygu bence. Çok şey söylenebilir ama saçtığı ışıklar, gösterdiği yollar, gençliğe verdiği vizyon adına kendisine tekrar minnetlerimizi sunuyoruz. Biz de onun gençlerinin yeni nesilleri olarak daha iyi bir Türkiye olması için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte hizmeti olanlara yenilerinin yaptığı doğru işlerle başarının yolu gideceğini düşünüyorum. Resetlemede bunlardan bir tanesi, yani biz tabii konumuz futbol, spor olduğu için onu başta söyleyeyim. Spor ve sanat dünyamızın kaçınılmaz iki olgusu ve en güzel ortak değerimiz ve keyifli alanlarımızdır. Burada güzelleşmekte fayda var. Güzellikleri kullanmak gerekiyor. Sevgiyi, saygıyı orada görüyoruz. Orada bütünleşiyoruz. Dertlerimizi unutuyoruz. Bunu tabii günümüzde endüstriyel alması sebebiyle değişime uğradığını da biliyoruz. Bu da bir değişim. Bu değişimin zorlukları da var. Hatta bazen özü de kayboluyor spor ve sanatın. Biraz kirlenme oluyor sevgide, saygıda, işte. O yüzden farklılıklar var. Ben hep bilimsel tarafından ve teorik bilgilerden konuşmayı şu anda doğru bulmuyorum. Kendi doğaçlamam için de geriye dönük, benim de hayatımda aşağı yukarı 55 yıllık bir spor hayatı var. Öyle baktığımız zaman bugüne geldiğimde yeni dünya düzeninde, yeni spor anlayışında yepyeni bir olay içerisinde o günden bugüne o kadar çok şey değişti ki bu değişime zaten ayak uydurmazsanız bugün de burada olamazsınız. İnsanların yaşı, insanların geçmişi değil, oradan aldığı dersler bugün kendi durumunu değerlendirip yeni bir vizyon çizebilmesiyle orantılıdır. Siz tabii geçmişte yaşayamazsınız. Tabii geleceği düşünüp kaygı içinde olamazsınız, olmamalısınız. Ama geçmiş de var, gelecek de var. Bunları da yok sayamazsınız. Geçmişte yaptıklarınız size bir ışık tutabilir. Ne açıda? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinden gidiyoruz. O gün söylediklerinin bu kadar, bugün bile ne kadar geçerli olduğunu ve dünya milletlerine liderlik ettiğini, öncülük ettiğini görebiliyoruz. İşte bu düşünceleri yaymak. Çünkü insanlar ölebilir ama düşünceler yaşar. Bu fikirler hepimize yarar verir. O yüzden hepimizin alacağı konularıdır. Burada konuştuklarımızdan eğer birbirimize yararımız yoksa hiç konuşmayalım. Bu da zaman da ayırmayalım. Zaman önemli değil. Bu fikirleri yaymak gerekiyor. Kendim için söyleyeceğim. Yokluktan, yani tesisten, eğitimden, ekonomiden, yokluktan, zorluktan çıkarken hepimiz savaşıyoruz. Aslında zorluk, başarı geldiği zaman sonuç aldığımızda ne yapacağımızı bilmemek. Bu şuna benzer. Çocukken okumak, okula giriyorsunuz ama neden okula giriyoruz? Soru sormuyoruz. Sorgulayacağız. Okula giriyoruz, mezun oluyoruz.
işe giriyoruz, evleniyoruz, hayatımız devam ediyor ama bunlara göre yeni hayatlar geliyor. Her zaman resetlemeye ihtiyaç var. Yani şu anda bile bir resetlemeye ihtiyaç var. Ama bu silip atmak değildir. Sağlam temeller üzerinden yeniden bir yapılanma diye bakıyorum ona. O yüzden kendimle ilgili konuşuyorum. Yani bugün tekerleğin buluşunu çok önemsiyorum. Ya o olmazsa bugün araba, ama bugün arabaların markaları var, modelleri var. İşte yakıtları değişiyor, o buyu değişiyor ama özü belli. Onun için resetlemede öyle başlamakta. Futbola baktığımızda bugün kendim için söyleyeyim. Eğitim görmeyen bir kaleci olarak tesadüfen büyük okuyordum. İşte hücumda oynuyordum. Sonra kaleye geçtim. Kaleci oldum. Sonra antrenör oldum. Hiçbir eğitim görmedim. Açık söylüyorum. Bugün eğitim verdiğimiz halde, verdiğimizi sandığımız halde o başarıyı yakalayamadık. Ama biz o yoklukta, o eksiklikte, almadığımız yerde bize görev verdiği zaman neden daha iyi yapmıyor diye suçlandık. Esasında yaşam da böyle bir şey. Siz suçlamalar karşısında durabiliyorsanız, kendi fikirlerinizi anlatıp da o eksikleri gördükten sonra topluma yararlı oluyorsanız, esasında önemli olan bence budur. Yani burada kritik bir nokta var. Resetlemek, sen aslında bu kavrama en uygun kişisin şu anda. Yani bir yıl yoktun, hiç yoktun. Bu bir yıl çok çarpıcı bir yıldı. Çünkü çok büyük bir heyecanla gelen ve kendinin de istediği bir noktaya gidemeden talihsiz şeyler oldu diyeyim, öyle kapatayım. O bir yılda neler hissettin ve o sırada senin için yaşlı dendi mesela. Ama dünyaya baktığımız zaman senin yaşında birçok teknik direktör çok büyük başarılara imza atıyor. Sen o bir yıl ne hissettin, çok merak ediyorum. Tabii öncesi var, yani hiçbir şey kendi adına bağımsız değil. Geçmişi var ama bugün önemlidir. Geçmişten gelenler vardır. Bir defa pandemiyi bir de özellikle söyleyeyim. Siz de başınızdan evet, geçtiği için söyleyeyim. Sadece beni değil, bizi değil, dünyayı etkiledi. İnsanları tümüyle etkiledi. Hemen hemen dağıttı diyebiliriz. Yani yok olma durumuna geldi. Ölen insanlarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda iş hayatını, sosyal hayatı, spor hayatını etkiledi. Ben şimdi yine arada bir bana yanaşıp tokalaştıktan sonra öpmeye çalışıyorum. Hala geri, psikolojik geri kaçıyorum. Elimi uzatırken çekiniyorum. Biz pandeminin öncesi ve sonrası bir dönem geçirdik. Uluslar Ligi'ne başlarken Macaristan maçında hiç seyirci yoktu ve pandeminin en yoğun zamandı. Ve ondan sonra uzun süre pandemiyle yaşadık. Bir Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz zaman yeni açılmıştı. Adaptasyon dönemi. Yani başarısızlığımın sebebini ona bağlamak için söylemiyorum. Bütün insanları etkilediğini söylemeye çalışıyorum. O dönemlerde batan iş yerleri olmuştur. Yani kapanan iş yerleri olmuştur. Ben bir burada araya girmek istiyorum. Pandemi bütün dünyayı öylesine etkiledi ki halen etkileri sürüyor. Ben yani hala yaşıyorum. Ekonomik anlamda, toplumsal anlamda, sosyal anlamda ve sizin o sırada müthiş çıkışı, futbol milli takımının müthiş çıkışı, insanları yeniden futbolla, sevgiyle birleştirmesi sonrasında bir büyük kesintiydi bu. Şimdi tabii uzun konular olduğu için kısa zamanda bunu anlatmak zor ama başlıkları söyleyeyim. Bir Avrupa Şampiyonu katılımından sonra, daha doğrusu gitmeyi garanti ettikten sonra Haziran'da başlayan ve Eylül'de biten hem Avrupa Şampiyonası finalleri ve hem de Dünya Kupası katılımındaki kötü sonuçların takımın ve ülkenin ne kadar etkilendiğini gösteren bir dünya yaşadık. Yani dolayısıyla orada kayıplardan sonra insanlar yalnız hissettiğini, başarısızlığı sahiplenmeyi bilirim ama yalnız hissetmeyi aşabilmenin de ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bunları yaşayan biri olarak az evvel söylediniz. Nasıl bir hayat çizeceğimize karar verdim. O zaman ayrıldıktan sonra ya çalışabilirdim veya uzak kalabilirdim. Daha çok kendi dünyama kalıp dağları, yaylaları, insanlardan daha uzak kendimi dinlemeye çalıştım. Çünkü hem geçmişi yeniden değerlendirdim, hem bugün ne yapabilirim, yarın ne yapabilirim. Çünkü isminiz ve konumunuz, markayız değiliz onu bilemem ama
Etrafta çok konuşuluyor. O zaman siz de hatırlarsınız kamuoyu olarak da. Trabzon'a gittiğin zaman Trabzon'a niye geldi? İşte burada kulüpte mi çalışmak istiyor? İstanbul'a geldiği zaman Beşiktaş'ta mı çalışmak istiyor? Sporun ki, temel sorunu. Adam dedi ki nereye gitsin bu adam? Yani bir yere gidecek. Gideceği yer kalmadı. Sonunda da işte bu adları geçenler Beşiktaş'a geldi. Gelsin gitsin meselesi tartışılabilir. Bugün Trabzon'da ilgili konuşuluyor. Eğer boşta kalsaydım oraya karıştıran olacaktım. Ama ben buna alıştım. Bunu size de söylemişim. Bence o da bir resetlemedir. Çok iyi bir resetlemedir. Siz çok haksızlığa uğruyorsunuz bazen. Özellikle kadınlarımıza söylüyor bunu. Kadına kalkan eller kırılsın. Benim eşim de var. İki tane kızım, bir torunum var. Hep bayan. Hala bunu anlatamadık. Bizim varlığımızın sebebi zaten kadınlarımız. Bunu bile anlatamıyoruz. Haksızlığa uğrayan biri olarak da onları iyi anlıyorum. Örneğin bir maçta dayak yiyorsunuz, siz artistik yaptınız diye suçlanıyorsunuz. Ben ne yaptım? Dayak yedim. Dayak yemek bir artistik yapmaksa, tiyatro yapmaksa ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Son maçta top gözüme geldi, bak yine numara yaptım. Neyi numara yapmışım? Yani elimi kaldırdım, sarı kart, topu da görmedim, yüzüme geldi. Allah'tan düşmedim, bir düşsem yandım. Onun için ülkemizde komik olan şeyleri ben ciddi olarak düşünüyorum. Maalesef öyle. Böyle baktığınız zaman işte size hakaret ediyorlar. Bunlar çok önemli. Bunları söylemek ihtiyacım var. Tam da bana şans geldi. Şimdi o kadar haksızsın. Size bir iftira atıyorlar. Hakaret ediyor. Suçluyorlar. Yani kiden kabul edilmesi bir şey değil. Siz bunu hukuka getiriyorsunuz. Hukuk bunu sapsaklıyor. Ne yaparsınız? Sakin bekleyip pes etmeden durma. Sabredeceksiniz. Dürüst insan sabreder. Basit insan iftira atar. İftira atanlar kazanıyor. Bunu kazandıranlar da suçlu. Yapanlar da suçlu. Siz suçlu değilsiniz. Kadınlarımıza özellikle söylüyorum. Ayakta dim tutturmaya devam edin. Acı çekeceğiz. Aynı şekilde hukukla ilgili konuşayım. Ben işte yaşlıyım. Herkese benim yaşını Allah nasip etsin. Söyleyenler için daha fazla söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim. 50 yıl önce 15 yaşlarında filandım. Şahit olmam gereken bir olay gördüm. Yani şahit oldum. Mahkemeye ilk defa gittim. Korkudan da mahkemeye zor girdim. Arkadaşımız bizden biraz daha büyüktü. Kendisine silah çekilmişti. Sonra gittiler. Sonra anlaştılar bilmiyorum. Hakim bana zorla diyor ki silah mı tarak mı? Ben diyorum ki silahtı. Ama tarak da olabilir mi? O kadar zorladı ki ben çocuk aklıyla korkuyla olabilir belki dedim çıktım. Bu bir hukuk. Yani benim söylediğimi dinlemek ve kabul etmek yerine beni değiştirmek hissine kapındım. Federasyonda bir olayım oldu. Hukuk adına o zaman da kullanmıştım. Gücün hukuku yok. Gücün hukuku var. Hukukun gücü yok diye. Bir dava vardı. İş mahkemesine gittik. Federasyonun merkezinin Ankara olduğunu dedi ve buradan attı. Ya önüne gelmiş davayı bir yere atıyorsan safsaklıyorsun diyor. Şimdi hukuk dün de bugün de bozuk. Demokrasi, özgürlük, yaratıcılık, sevgi, saygı sayabildiği kadar bir sürü kavramlar var. Eğer biz bunları anlayıp yerine oturtamazsak yaşamımız kalitesiz olur. Kendiniz için de karşıtı. Söz önemlidir. Ben Ahmet Bey'e söz verdiğim için bugün buradayım. Vermem kolay kolay. Birçok şeyin önüne geçer. Şimdi bu kavramları yani değerlerine koyamazsak o zaman yaşam zorlanışıdır. Yani şimdi adaletten bahsediyoruz. Adaletsizlik yapıyorsunuz. Söz veriyorsunuz yerine getirmiyorsunuz. O zaman insanlarda güvensizlik olur. Sevgi, saygı ve güvende. Şimdi kendimle ilgili de onu söylemeye çalıştım. Yani ben bugüne geldiği kadar hep kendimi yenilemeye çalıştım. Bütün imkansızlıklardan şikayetçi olmak yerine yaşamı buradan düzenlemeye çalıştım. Bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Yine az evvel açtım. Hayatımızı 10 yıl, 20, 30 yıla değil, artık 100 yıla göre planlamamız gerekiyor. Çünkü yaşam değişti. Değişti. Ergenlik çağı küçüldü, yaşlılık çağı büyüdü. Yani şu anda fikrim var, enerjim var, buraya gereken heyecanım var. Ben daha önce de heyecanım vardı. Bende değişen bir şey yok. Burada da insanları dinamik olarak görüyorum. Değerli konuklar olarak görüyorum. Değişmiş olanlar olabilir ama benim önümde onlara bir sorumluluklarım var. Benim ilgi alanlarım var. Bir de sorumluluk duyduğum alanlar var. Siz de aynı şekilde bazı alanlara ilgi duyabilirsiniz ama o sizin sorumluluğunuz da olmayabilir. Ama benim şu anda sorumluluğum şu. Ahmet Bey'i çok saygı duyuyorum, değer veriyorum. Çünkü çok da başarılı buluyorum onu. Hem spor hayatı, hem yöneticilik hayatı, hem bugün markalaşma değeri. Bunlar çok önemli yani. Ama ben ona, onun o sevgisine, o birikimine, başarısına katkı yaparken aslında sizlere de bir şeyler söylemek istiyorum. Söylediklerim de eğer size bir şey katmıyorsa, o zaman benim burada oturmam gerekmiyor. Aynı şeyi oyuncularıma söyledim yeni geldiğimde.
Sizin bir çizginiz var. Bu çizgide kalacaksak o zaman hepimiz burayı kapatıp gidelim. Ama bunun üzerinde bir şey yapacaksa hepimiz yükseleceğiz. Çünkü alma verme işi, bilgi alışveriş işidir. Tek başına bir şey ifade etmez. Tıpkı oyun gibi kenardan bir oyuncu orta attığı zaman vuran yoksa hiçbir anlamı yoktur. Ortaya vuracak olan vardır, iyi vurur ama orta gelmez veya atan olmaz. Aynı şekilde konuşan var, dinleyen var, anlamıyorsak, anlaşamıyorsak o zaman konuşmaya gerek yok. Ama bunu bozan da insanlar vardır. Dinledip size haksızlık yapanlar veya da saldırı yapanlar ben anlamadım diyor ama konuşuyor. O zaten kelime oyunu yapıyor. Ben bunları zaten söylemiyorum. Ama kötü olan bahçede ayrık otları çoğaltmayın. Bahçedeki ayrık otlar çoğaldıkça siz değerli, yararlı bitkiler, meyveler yok olurlar. Çünkü o bahçe kirlenir. Şimdi buradan çok iyi bir yere geldin. Anlattım. İyi futbol, iyi oyun. Bu senin her zaman gittiğin bütün takımlarda özellikle odaklandığın bir özelliğin diyeyim. Ve burada çok önemli bir marka spor ilişkisine dair bir konuyu sizden öğrenmek istiyorum. O da şu. Milli takıma ilk geldiğinizde futbol milli takımının çok sınırlı sayıda sponsoru vardı. Buna baktığımız zaman zaten görebiliyoruz rahatlıkla. Sizin gelişinizle müthiş bir heyecan ve ardından inanılmaz sayıda sponsor bu işin içine katıldı. Benim inancım markalar ve sporun ilişkisi dünyada çok özgün bir yer. Türkiye bunu henüz daha emekleme aşamasında. Buradaki o hissi, o gün yaşadıklarınızı da ortaya koyarak paylaşır mısınız lütfen? Tabii ilk geldiğimizde ilk Eskişehir'de milli maçımız vardı. Antrenman sahasına gitti. İki kişi vardı şeyde stadın dışında. Başka kimse yoktu. Daha sonra sayılar arttı. İlgi duyulmayan uzak kalınan bir takımdan bir soğuma oluyor. Genelde bu duygusal soğuma çünkü sevgiyle duyguyla yaşanan bir ortam oluyor. O dönemde arkasından bu giderek arttı ve bizim çocuklar adı altında oldu ve bu heyecan coşku arttıkça artık antrenmanlara seyirci fazla geldikçe biz antrenmanı almamaya çalışıyorduk o zaman. Şimdi böyle bir durumda haklı olarak sporun, futbolun endüstriyel bir hal alması sebebiyle işe sponsor da katılıyor. Çünkü ilgi alanı fazla oldu. Hatta sponsorlara toplantılar yaptık biz şeyde Riva'da tesiste. Hepsi de çok büyük katılımla geliyor. Çünkü onlar da bir yatırım yapmış oluyorlar. Genelde bize sponsor öylesine bir yardım yaptık giderler. Biz de öyle değildi. Aynı ailenin içinde olmaya çalıştık. Bütün herkesi kattık. Yani bu taraftarlarda, sponsorlarda, yönetimde, oyuncularda, herkes medyada bu işin içindeydi. Güzel bir ambiyans yakaladık. Ama bunu pandemi döneminde hem pandemi etkisi hem de o arada hiç olmayacak bir dedikodularla, ki bu çok yapılıyor, dedikodularla benim üzerimden veya birilerinin üzerinden, oyuncu üzerinden spekülasyon yapıldıkça saha sonuçlarıyla ve güçlü hale dönünce artık bizim çocuklar değil demeye başlandı. Bunun arkasında değişimler oldu ama ben şu anda sponsorların da gittiğini görüyorum. Üzülüyorum. Çok sponsorlar geldi, çok paralar geldi. Bunlar içerisinde yerli de var, yabancı da var. Şimdi bakıyorum ki geri çekilmeye başladı. Bu iyi bir şey değil çünkü sporun ekonomiye ihtiyacı var. Bilim de var ama bilimsiz olmaz ama zaten bu konuşuluyor. Eskiden amatör oynarken hiçbiri yoktu. Ne para vardı ne bilim vardı. Mahalle arasında çık oyna yani oyuncaktı yani bizim için. Oyuncağımız yoktu onu topla oynardık veya top malzemesiyle oynardık. Ama bugün öyle değil. Endüstriyel bir hal aldı. Sponsora ihtiyaç var. Bunun yönetilmesi gerekiyor. Ama önce marka değerini korunması gerekiyor. Milli takım o konuda çok güzel bir örnekti. Dediğinize katılıyorum. O başarıyla beraber, o ilgiyle, o bütünlükle beraber çok değerli sponsorlar kattı. Ama şimdi ayrılıyorlar. Burada yine milli takım özelinde bir soru sormak istiyorum. Çünkü benim en azından düşüncem öyle, bir spor adamı, bir eski federasyon başkanı olarak hayalinizin dünya futbol şampiyonası olduğunu biliyorum. Hepimiz biliyoruz ve o hayale ulaşabilmek için müthiş bir giriş yaptınız, müthiş bir başlangıç yaptınız. Sonra pandemi vesaire talihsiz bir şekilde
Görevi siz mi bıraktınız, alındınız mı belli olmayan çok ilginç bir süreç geçirildi ve ayrıldınız. Benim orada takıldığım bir tek konu var. Bir spor adamı olarak herkese de bunu tartışırım. Dünya şampiyonası ile ilgili bir hedef konulmuş ve gelmişsiniz. Hedefe halen ulaşma şansınız vardı. Az da olsa ulaşma şansınız vardı. Bu sizde bir kırıklık yarattı mı? Şimdi tabii sonuç olarak turnuvada iyi gitmediğimiz dönemde değişikliği saygıyla karşılarım. Ama ortak değerde de birleşmekte yarar görürüm. Ben ilkeli, prensipli, kurallara bağlı yaşamaya çalışırım. Bunun içerisinde federasyonun bana bir görev verdiği, tertip ettiği halkın da sevgisiyle o işi yürütmeye çalıştık. Ama kötü sonuçlar geldiğinde bunu başkasına mal etmeyi doğru bulmam. Ama turnuvanın yarısındaydık biz. O zaman başkanın isteği devam etmemdi. Ama arkasında bir gün sonra da ayrılmamın doğru olacağını... Bir gün sonra. Önce evet, başkan istiyordu ertesi gün. Bir gün sonra. Söylendi. Ona da saygıda karşıladı. Çünkü kamuoyunda da öyle bir hava gelişmişti. Öyle olunca da başkanı söyledim. Takdirsizim. Hangisini istiyorsanız onu yaparız. Ve o şekilde ayrıldık. Yani ayrılma mı doğru, kalma mı doğru? Ama şunu bilmekte fayda var. Bırakıp gitmedim. Gitmem gerektiğini de biliyorum. Kalmam gerektiğini de. Onun için o sorumluluğu yönetimle paylaşmadım. Zaten başkanın kendisine söylemiştim o zaman. Çünkü hatta soru gelmişti bana son Hollanda maçında kötü bir oyun, kötü bir sonuçtu. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? İstifa etmelisin sizin medyaya ve taraftara ya da halka söylemekten çok yönetimle paylaşılıp verilmesi gereken bir karar. Çünkü siz tek başınıza değilsiniz. Sizin bağlı olduğunuz bir kurum var. Tabii ki gelişen ortamda her şey olabilir. O her şey olabilir de konuştuğumuzda ilk günü devam etmemizin. Çünkü ben gittiğimde alınacak bir sonuçta bu sefer ya yarıda niye bıraktınız denebilir. Tam tersi onun için karar zordu. İşte değişmesem acaba yine kötü giderse niye değişmesin denebilir. Hocalar için bu geçerli. Şimdi de aynı şey Beşiktaş'ta oldu. Hoca gitti. Onu da söylemiş olayım. Şartlar itibariyle gitmek zorunda kaldı. Onun da çok katkılar yaptığını düşünüyorum. Eksikleri vardı. Ben de aynı şekilde artılarım, eksilerim vardı. Ama ben bugünden işte bazı konuşmalarımız sanki hocayı suçlama addediyor. Hayır. Durum tespiti yapmakla birine gidene kötülemek arasında fark vardır. Bu olguyu iyi anlamak lazım. Ben ona katılmıyorum. Ben hep elimizdeki malzemeyi kullanmak isterim. Onu da tespitini yaparım. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Orada bir şey daha ilave edeyim. Lütfen. Genelde çok konuşmayı doğru bulmadığım dönemler oldu. Bunu da bazen söyledim. Yani ne olacak? Herkes anlamıyor, işine gelmiyor veya da ben konuşmak yerine susmam daha iyiydi. Yani bırak sus gitsin diyorum. Anlamıyorsa sus gitsin. Ama bugün öyle değil. Bugün yanlış yaptığımızı, yani bu da bizim dersimizdir. Kendi dersimiz için söylüyorum. Bu da bir yenilemedir aynı zamanda. Aslında konuşmak gerekir. Sizi kimse dinlemese, anlamasa bile konuşmak gerekir. Çünkü siz doğruları söyleyip o bir günün yerini bulur. Bulmasa bile yüreğinizin şişi iner. Evet, güzel. Konuşmak çok önemli. Gerçekten çok önemli. Sizin gibi ülke sporunda efsaneleşmiş insanların ülke sporunun ve toplumsal yaşantısının iyiye gitmesi için mutlaka konuşması gerektiğini düşünen ve inanan bir insanım. Şimdi önünüzde o sevdiğiniz oyunla yaratacağınız yeni büyük heyecanlar var ve Beşiktaş Spor Kulübü'ne geldiniz ve geçmişinde Beşiktaş'ın çok anlamlı da bir yeriniz var. Yani özellikle şampiyonluklar, onları bir kenara koyuyorum, tarihinde almış olduğu en üst seviyede uluslararası başarılar, Şampiyonlar Ligi falan. Şimdi Beşiktaş'taki yeni hedefiniz ne diyeyim? Ya tabii geçmiş başarılar mutluluk verir, gurur verir ama geride kaldı. Yeni başarılar elde etmek bu heyecan içerisinde aynı duyguları yaşatmak hem taraftarlara. Çünkü o heyecana layık bir taraftar var. Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği sevgiyi hayatım boyunca unutmayacağım. Müthiş. Esasında gelirken, yani ben bir sene bu düşünürken onları da düşündüm. Adım geçtiği zaman da. Çünkü güzel işler yaptık daha öncesinde. Sonuçlar bu yaptıklarımızı, davranışlarımızı daha da güzel gösterdi. Ama asıl önemli olan şuydu.
samimi olarak bir sevgi yarattık. Ben halkın içinde yaşadım. Çünkü halkı anlamak için halkın içinde olmak lazım. Ben hala aynı şeyi yaptım. Biz sadece bu yaz döneminde bir kısım yaylaları ve dağları gezdim. Ama genelde caddede, burada, Trabzon'da hepsinde halkın içindeydim. O sevgiyi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan hepsinden gördüm. Ben Trabzonluyum, orada büyüdüm. Trabzonspor'un temel taşlarından biriyim. Kızanlar olsa bile işte bir takıma gittiğim için kızabilirler. Stadın ismi senin ismin. Ya o da ismi de değiştirilebilir. Öyle bir ihtiyacım yok. Benim ismim bana yetiyor. Tamam, insanların sevgisi de bana yetiyor. Çünkü orası benim değil. Ama orada hizmet ettiğim için, sembol olduğu için, örnek olduğu için, yenilerin olması için koyulan bir isim olarak. İsmi de ben koymadım. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Bugün Trabzonsporluktan asla vazgeçmem. Ama bu Beşiktaş, Trabzon'da aldığım doğru değerleri hayata geçiren bir insanım. Ve Beşiktaşlara aynı duygularla fazlasıyla yapmak durumundayım. Neden? Çünkü Beşiktaş'ta gelirken de korkum oydu ilk başta. Acaba gitsem mi gitmesem? O sevgi, ilgi, saygı. Şimdi başarılar var. Geldiğimde onu görmek isteyecek. Ben de onun için geldim buraya. O iddia ile geldim. O olmazsa acaba bunu kaybeden korkularım vardı. Ama ilk günden tüm tribünün müthiş desteği. Yani heyecanla sanki bir çöldeki çölün suya kavuşması gibi duyguyu hissettim. İnanın ki çok duygulandım, gururlandım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu sadece Beşiktaş Trabzonspor değil. Futbol adamı olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı özellikle ortak değerde ülkemize sporda hizmet eden herkese karşı yapılmasını doğru buluyorum. Var olan değerlerimizi gereksiz spekülasyonlarla, basit dedikodularla yıpratmak doğru değil. Çünkü herkesin bir hikayesi var. Hikayelerin kahramanları var. Ve insanlarımız da kahramanlar arıyor. İnançları için bir kahraman arıyor. Ama o kahramanın da dünyası var. Ya sizin de hikayeniz, siz de bir kahramansınız. Sizin de bir dünyanız var. Şimdi bunlara saldıranlara, buna sevgiyi, saygıyı yapacağına hiç şiddeti, kini, nefreti koyuyoruz. Bu hiç doğru bir şey değil yani. Kimseye yararı yok. Aynı geminin içerisindeyiz. Farklı düşünceler var ama bunu neden yapıyoruz? Ve bunun bir yararı yok. Mesela şimdi sosyal medyada daha önce şeyde oluyordu. Bu gazetelerde, şimdi sosyal medyada oluyor. Boş bir konuşmalar çıkıyor. Yani cevap vermeye gerek yok. O kadar zaman ayırıyorsun. Yazık, günah. O yerde yazdığın zamanına güzel bir şey söyle. İnsanlar da ne kadar güzel bir şey söyledi. Yani aynı olaya farklı bakış açısını getirebilirsek o zaman resetlemeyi de yapmış oluruz. Kesin, kesin hocam. Ve bu arada anımsatmak için tekrar bir küçük bir parantezle Beşiktaş'tan bir önceki sefer ayrılma hikayeni hatırlatmak istiyorum. Sen Beşiktaş'tan futbol milli takımına Beşiktaş'ta yaratmış olduğun başarıları getirmek için gittin. Bunu hiç kimse unutmasın. Beşiktaş'tan böyle bir ayrılışım vardı. Onun sonrasında gelişin çok önemliydi. Şu anda son bölümdeyiz. Son sözlerimizi söylüyoruz. Ben buradan kendi adıma biraz toplumsal bir mesajla bu güzel söyleşiyi sonlandırmak istiyorum. Mustafa Kemal'le başladık. Mustafa Kemal'le bitirmek istiyorum. Çünkü çok yakın coğrafyamızda İran'da meclis protestoculara idam kararı çıkardı. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Oysa biz kadınlarımızla Cumhuriyet tarihinin en büyük hareketini yaratıp kadın voleyboluyla dünya dördüncüsü olmuş bir ülkeyiz. Bize bütün bunları sağlayan Mustafa Kemal'in cumhuriyetidir. Buna çok sıkı sahip olmamız lazım ve sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ben bir şey söylemeye gerek yok. Zaten alkışlar anlatıyor. Yani burada toplumun ortak değerleriyle oynamak, insanları kaşımak kimseye yararı yok. Yani işte kadın erkek, yaşlı genç, işte başı bağlı başı açık, işte böyle bu oyunlara gelmeyelim yani. Dünya, yani hepimizin dünyası. Şimdi şehirler var, ülkeler, dünya var aslında. Yani siz tek başına burada yaşamıyorsunuz. Buradaki olgunuzu dünya etkiliyor. İnsanlara da baktığımız zaman aynı şekilde. Yani burada
birey olarak insan önemli olan, din, ırk, din ayrımı olmadan insan olmak, insanı anlamak önemli olan. Biz hepimiz insanız. Bunlarla beraber yaşamayı bilmemiz lazım. Bunları kurallarla, baskıyla, kanunlarla yapamazsınız, halledemezsiniz. Hiç olmamıştır yani. Sadece kavgaya, savaşta sebep olmuşsunuzdur. Bugün savaşların yok olmasını istiyorsak önce insancıl değerlerimizi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ama maalesef biz dediği dünyada da liderlerin bir sıkıntısı var. Yani belki yönetme krizi bu. Olabilir. Şimdi nüfus hızla büyüyor. Onun karşılığı gelmeyince silahtır, işte başka bir şeyler, savaşla, başka ilaçla, neyse. Yani bazen insanlar hasta edip sonra tedavi için ilaç satıyorlar. Hep paraya mı bakıyorlar bilmiyorum. Yani şimdi öyle görüyorum bazı düşünceleri. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydardır, payda olacaktır diye Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak onun yolunda gideceğiz. Yeni hizmetleri yapan tüm liderlere, hangi partide olursa olsun, ülkeye hizmet eden, doğru hizmet eden, gençliğimizi geleceğe hazırlayan, ülkemiz insanı mutlu eden tüm liderlere şimdiden teşekkür ederim. Öyle olursa da hepimiz seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Saygılarımla teşekkür ederim. Sağ olun.